doesn't even matter. Selam yakışıklı, selam güzellik, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar biliyorsunuz Udyr'ın rework'ü onaylandı. Artık gelecek kesin yani. Ben de dedim ki Udyr dedim rework'ünü yemeden önce son kez bir tane böyle full deli gibi AD kastığımız, bir tane de full AP kastığımız videosunu dedim kanala koyayım. Nostalji olarak hani nasıl eskisi on nasıldı, o nasıldı, bu nasıldı diye bakıyoruz ya. Aynı şekilde dedim ileride dedim bakmak istediğimizde dedim kanalda dedim bunun videoları olsun. Bugün full zırh deşme, böyle sapıklı, böyle birazcık belki lifestyle falan koyarım. Efsane bir Udyr build'i yapacağız. Bunlar ne oluyor? Bunlar bir kavga falan ediyorlar. Bir oyun, bir troll ya. Bir anlamadım ben. Oyun bir troll arkadaşlar şu anda. Mid Kai'sa aldı diye trollediler. Azir bot falan gidiyor ama Kai'sa mid troll değil ya. TR'de bakın alışılmamış her şeyi yapmanız sizi troll yapıyor abi. Mesela Kai'sa mid şu anda oynanıyor. Meta'da Faker falan oynuyor biliyorsunuz. Ama TR serverında bunun gelmesi delaylı abi. Rötarlı bir şekilde geliyor. Hani bir hafta 10 gün sonra geliyor. Yani tam böyle yaşlı dayılar gibi hissediyorum. Hani var ya telefonunu çıkar diyenler. Ha oynanıyormuş lan bu falan yani. Anladınız değil mi? TR serverı böyle bir server maalesef ki. O yüzden hemen herkes birbirini trolleyebiliyor. Bu arada içerikler hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten League of Legends kategorisinde video çekmek zor. Ben bunu size söylüyorum. Siz her gün benden video bekliyorsunuz. Çok zor. Her gün video atamam. Her gün video atamayacağımı daha önce de söylemiştim. Elimden geldiğince yetiştirip atmaya çalışıyorum. Bugün yani kaç tane videomuza FF geldi bilmiyorum yani. Siz kasıyorsunuz. FF geliyor. Takıma troll geliyor. İşin en kötü yanı da girdiğiniz her maçı Riot Games size şart koşmuş abi. 30 dakika oynuyorsunuz. QTR sorununda FF atılmıyor. Ya biz kastığımızda adamlar FF atıyorlar ama mesela bizim takımda biri AFK olduğunda falan oynasın ceza alsın bilmem ne olsun diye sonuna kadar oynatıyorlar abi onu. O yüzden zor yani. Elimden geldiğince ben tabii ki de video çekmeye çalışıyorum. Geçen Warwick videosunda bunu söyledim mesela. Dedim ki 1,5 aydır dedim kanala dedim Warwick videosu atmıyormuşum. Bu muhabbetin üzerine alta sitemeden kardeşlerim olmuş. Ya onları da anlıyorum. Her gün video izlemek istiyorsunuz. Ben de burada her gün buluşmak istiyorsunuz. Emin olun ben de istiyorum. Farklı bir sohbet kanalı ya da başka bir şey olsa kesin buluşurduk ama işte kategori LOL olunca birazcık zorlayabiliyor. Altın abi zaten ayda bir kere video atıyorsun. O yüzden muhabbeti dönmüş. Ben bu ay 18 tane video atmışım arkadaşlar. 18 tane video hiç az değil bu arada YouTube'daki bir kanal için. Ya söyleyeceklerim bunlar yani. Elinizi vicdanınıza koyun. Bunu düşünün diyorum. Videoya devam ediyorum. Full clear atacağız arkadaşlar. Attık zaten full clear'ı. Grace birazcık daha erken vursaydı bizim için iyi olurmuş. Ama yine de kötü dönmedik ya. İyi döndük. Güzel. Şimdi iki tane Q'm var. Yanımda da Berat var. Berat adamlardan birini tutarsan. Berat arkadan değil de lane'den dolaşsana. Ya bunlar o kadar geçme. Berat kendi lane'ine gank atmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun Berat? Berat iyi misin? Berat. İyiyim abi. Ya bir de Berat senin ağzını sıçayım Berat. Berat sen troll müsün? Berat troll müsün? Neden lane'den adamlar zaten seninle dövüşmek isterken lane'i bırakıp bakın burada jungle'ım var dedin. Saldır Berat. Berat saldır. Saldır oğlum saldır 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 saldır. Bak nasıl hype'lanıyor ya. Böyle saldır deyince seri seri nasıl hype'lanıyor. Leona beni bırakacak mı artık ya? Leona seni de tutarız oğlum. Seni de tutarız. Hiç sıkıntı yok. Tamam okey okey okey. Ledal tempomuz var bu arada arkadaşlar. Stacklenince hayvani vurduk. Berat işte bu şekilde demin de atabilirdin ya o şeyi. Hiç sıkıntı yok. Şuraya tamam şöyle abi. Bir itelim arkadaşlar. Kardeşimize de zaten bir kill vermiştik. Hemen şöyle bir gidelim seni. Bir tane şey yapmıştık yani o şey olur. Neyse nerede kaldık? Devam edelim arkadaşlar. Videomuza devam. Hemen şurada base'imizi koyalım. Şimdi Udyr'da full zırhteşmenin ben size nasıl çalıştığını mantığını anlatacağım. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bakın Tiger'da şöyle bir muhabbet var. Kaplanın öfkesinde. Diyor ki. Bir gün bir sahabe. Udyr. İşte hedefe 2 saniye boyunca fazladan 198 fiziksel hasar verir diyor. Arkadaşlar bu muhabbet bununla birleşiyor. Yani zırhteşme muhabbeti bunu destekliyor. Kastığınız AD'den hasar aldığı için. Ya bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben adama gideceğim 2 tane Tiger'la böyle tık 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 yapacağım. Adam tereyağı gibi erecek. Dümdüz erecek yani adamı. Direkt eriteceğiz. Bunu göstermek istiyorum size. Umarım böyle bol killli bizim öne geçtiğimiz ve birazcık da uzun süren FF atılmayan bir maç olursa çok tatlı şeyler göstereceğim. Hasarlar göstereceğim. Yoneler, moneler, MF'ler falan bunlar böyle bizim için birazcık çantada keklik olacak. Hepsini tekleyeceğiz. Şuradan ben atlayayım. Yönen'in zaten burada olan bitenden haberi yok. Şöyle bir selam verelim. Selam arkadaşlar hasarı izleyin. Bak hasarı izleyin. Başka bir şey söylemiyorum. Ya o kadar tattı ki. Şu hasar o kadar tattı ki. İtelim kankam. İtelim. İtelim. Sen azir gibi değilsin. O yüzden senin farmlarını çalmak gibi niyetim yok benim. Sana normal last hit tarifesi geçerli. Devam. Devam. Şöyle bakalım rakip ormancı Lee Sin. Lee Sin'le denk gelsek ne olur? Ben Lee Sin'in içinden geçerim. Üst taraftan şöyle bir bakalım. Var mı burada bir şeyler çalınabilecek? Yok. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben geleceğim. Yone'yi burada bir tur daha kestireceğim. Ve bizim için kolay olacak bu arada bu. Yone'yi gördüğüm anda koşmam lazım şurada. İnşallah Yone E'ye basıp kuleye doğru koşar. Koşarsa tadından yenmez. Hadi oğlum bak geliyorum kanka. Yone'nin oyunu bitireceğiz bu arada bu hareketle de. Kestik. Kestik. Kestik abi. Kestik. Süperiz abi.
Tamam, Yone'nin oyununu bitirdik arkadaşlar. Hemen buradan bedava farma da çöreklenelim. Grace bu arada çok öne geçti şu anda. Yani iki tur bu çocuğa arkadaşlar XP aldırmadık ya. Top lane'de bunu deneyin bu arada. Hep yapın yani. Nerede olduğu ya da hangi karakter olduğunun bir önemi yok. Şurada bekleyin. Eğer ki lane puştuysa adamı kestikten sonra hani birazcık vakit kaybedersiniz eyvallah, ama ikinci tur adamı kestiğinizde level diff'e bakalım şöyle bir 5 level'a 7 level. Top lane'de uzun bir koridordur. Uzun koridorda adama bu kadar level diff attırabilirseniz eğer ki o Grace rahat rahat farmını yapar. Yone de farma yaklaşamaz. Böyle de bir artısı var. Haberiniz olsun. Şurayı da şöyle keselim hızlı. Elimizden geldiğince bu arada sürekli scale olmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü Udyr böyle oyundan çok hızlı düşen bir karakter. Nasıl düştüğünü anlamıyorsunuz. Bu ne zaman başladı? Eskiden rünler farklıydı, hatırlarsınız. Bomb speed rünü girebiliyorduk. İşte ne bileyim AD'ye giriyorduk, atak speed giriyorduk. Kendi rünlerimizi kendimiz seçiyorduk. Yani böyle ezber rünler yoktu arkadaşlar oyunda önceden. Ne zaman onlar değişti? Bir de üstüne şu cooldown muhabbetini değiştirdiler eşyalardan gelen. Udyr oyundan kendi kendine düştü. Bir işte bir geçen sezon power farm muhabbeti vardı. Onu da ellediler. Yine aslında var. Sıkıntı değil de. Çok güçlü bir karakterdi ya, böyle kastında 1v9 atsın değil. Eğer ki kuralına uygun oynarsanız. Biz kuralına uygun oynamadığımız için arkadaşlar bizim vurduğumuz adamlar tek tek sakat kalacaklar. Bakın burada kimi gördüm. 6 level olmuş bir Yone. Tamam, sıkıntı yok. Dönelim arkadaşlar, dönelim. Devam etmeyeceğim o adamı. Arkadaşlar şimdi Grace'in burada ölme ihtimali var. Neden var ben size söyleyeyim. Çünkü çok önde, jungle'ı şu an ağlıyordur. Ferhat gel alalım seninle direkt biz. Şu anda ağlıyordur o. Ben burada kamp yedim, bir yardıma geldi. Lee Sin de oraya gitmiş. Olması gereken de bu zaten. Gitmesi gerekiyor. Yardım etmesi gerekiyor. Çünkü o farkı top lane'de, bakın midde olsa farmlayabiliyorsunuz. Ama topta o farkı kapatamıyorsunuz abi. Uzun koridor çünkü kapanmıyor yani top lane'de o farm. Fark. Farm ne lan? Berat, bu adamlara biz girdik mi kardeşim? Bana söyle, girdik mi girmedik mi Berat? Girdik abi, girdik. Ama Berat önce... girdik mi girmedik mi kardeşim? Berat CC'yi atıyor. Berat. Attım abi. Berat bak, izle hasar izle. Berat hasar izle. Abi sen CC de, ben kralını yaparım senin için. Sen CC'nin kralını atarken adama böyle nasıl tı 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 bol verin hesabı gördün mü bak? Tı 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 tı. Aynen abi. Tı 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 kardeşim. Tı tı tı. Yap bakayım sen yap. Yap bir. Tı 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 tı. Ya Berat harbi diyorum bana bak, çok sempatik çocuksun. Sağ ol abi. Kardeşim olsaydın her kavgana gelirdim Berat. Sağ ol abi. Peki ben senin kavgana gelsem ne yapardım? Mesela böyle abi bu çocuk beni dövdü, gel bunu döv dediğinde mesela ben o çocuğu dövsem için rahat eder miydi? Delikanlı gibi ama. Ama çocuk seni dövmüş. Bak çocuk seni dövmüş. Rahat eder miydi? Peki sana farklı bir şekilde sorayım. Bir tane çocukla kavga edeceksin. Çocuk kalıp olarak senin 2 katın, 3 katın. Tamam mı? İşte lisedesin. Ondan sonra geliyorsun bana söylüyorsun. Çocuğu benim dövmemi ister misin? Nasıl bir şey i̇sterim istersin? İsterim abi. İstersin i̇sterim değil mi? İsterim abi ama. İstersin değil mi? Evet. Değil mi? Doğal olarak istersin. Ben de istiyordum arkadaşlar. Benim 2 katım, 3 katım. Yaş olarak benden büyük çocuklar geliyordu bana şey yapıyordu. Ben de abime güvenerek ben de cevap veriyordum onlara Berat. Abim de diyorduk tamam kardeşim gel hallederiz diyordu. Ondan sonra götürüyordu beni çocukla horoz gibi 1v1 teke tek kavga ettiriyordu. Abi diyordum senin de hani beni koruman gerekmiyor mu falan. Ben hayatım boyunca yanında olmayacağım kardeşim. Bir bak bakalım bundan sonra kendi şeyine göre artistik yaparsın millete diyordu. Ya işte benim de öyle bir abim vardı. Ama... ben mesela onun yerinde olsaydım ben böyle davranmazdım. Yüksek ihtimal benim kardeşim de o yüzden hiç kavga etmeyi falan bilmezdi. Pısırık olurdu. Gelen giden de tekme tokat kardeşimi döverdi diye düşünüyorum. Abimi yaptı doğru olabilir yani arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Çünkü benim kız kardeşim var. Kız kardeşimi kendi yerime koyamıyorum şu anda. Hani okulda abi ben kızlarla kavga ettim. Gel şu kızları dövdecek halde olmadığı için. Onu şey yapamıyorum yani. Ayırt edemiyorum. Keşke şimdi Grace banlayabilseydim falan. Ne oluyor oğlum? Grace niye artistik yapıyor ki çocuğa? O kadar gankten sonra kardeşim bir zahmet kesiver. Aynen şimdi solodan jungle çıkmadı, şimdi sesini çıkar. Doğru söylüyor. Artı bir. Artı bir. Yone yanındayız oğlum. Yanındayız Yone. Arkadaşlar bir tane tahsiller, bir tane yoğu mu? Belki araya bir tane böyle vahşi aydır falan sıkıştırabilirim. Çok kırılganız bu arada. Tek gideceğiz. Ama vurduğumuz zaman da güller bitecek yani, öyle söyleyeyim. Orada bir tane pink ward var ama çok uzak geldi. Ona gitmeyeceğim ya. Ona gitmeyeceğim. Level'da bu arada hiç geri kalmamam gerekiyor. Hasar çıkartabilmek için. Zaten power farm karakteri olduğumuz için Lee Sin'in falan içinden geçeceğiz falan. Aha Berat bottalar. Aynen bottalar abi. Oğlum bu çocuk oyundaki iki alamet de aldı lan. Ruh hastası mı lan bu? Bir şey diyeceğim. Ben Fizz'in yerinde olsam saldırırdım ya şu an. Biz buraya bir yere ward attı. Yani Kai'Sa'ya saldırması lazım mantıken. Şurada bekleyelim arkadaşlar. Çok ince bekleyeceğim. Çok değil. Fizz saldırdım bak. Hissediyorum Fizz. Fizz yaptın sen bu sporu ya. Hadi. Hah. Jungle işgüdülerim. Arkadaşlar hasar izleyin. Üstüne bir de görünmezlik var ya. Bir de üstüne görünmez oluyoruz. Yetmezmiş gibi. Haydi arkadaşlar bir hasar testi yapalım. Selamun aleyküm. Yone kardeşim sana bak 2 tane vuracağıma inanıyorum. Vurdum bıraktım. Oğlum ölmen lazım.
Keskin fırtına da başlatma lan, ölmen lazım. Ne keskin fırtınası? Tamam, uçuyoruz arkadaşlar. Lee Sin'in ormanına doğru uçuyoruz. Lee Sin'i yakalarsam ona da iki tane vuracağım. Bu arada çok öldü daha şu an yani. Bir buçuk eşyayım. Bir buçuk eşya olmama rağmen çıkan hasarı gördünüz, muazzam. Aa, bir dakika. Şurayı alalım ya, çöpe gitmesin. Şey gibi yani bu, hani böyle bunu ye, öbür dünyada hesabı sorulur falan muhabbet oluyor ya çocukken arkadaşlar. Bunu bitir, tabağında yemek bırakma falan. Rakip jungle'da da bir şey gördüğüm zaman direkt aynı hissi alıyorum. Bakın buradan geçeceğim mesela, burada da aynı hissi alıyorum. Çünkü bedava bunlar. Ya bunları kesen kimse yok arkadaşlar. Bunları kesmek zorundasınız. Bunlar bedava para sizin için. Aha! Berat dön! Ben vallahi tuttuğuma vururum ya, hiç acımam. Berat! Oha! Oha! Bu ne oğlum? Oha! Berat bu ne oğlum? O görünmezlik bir karaktere bu kadar mı yakışır? Dönüyor bir daha. Oğlum bu ne lan? Oğlum çok iyi lan. Arkadaşlar anladınız değil mi demek istediğim? Hani şu Q'nun 575 vuruyor ya şu anda. 575. Kanama gibi, Ignite gibi düşünün yani. Çok efsanevi, bozuk bir şey. Hemen bir tane de buradan yoğmaya gideceğiz. Şunu hemen şöyle bir cepleyelim. Ayakkabı önemli değil. Zaten yakalıyoruz şu anda. Yakalayamazsak ayakkabı çıkarız. Arkadaşlar bir 2v1 daha geliyor burada bizim için. Bakalım Leona bana atlayacak mı? Leona? Tamam, klasik taktik bunlar, biliyoruz. Abi kaç saniye CC? 3,5 saniye CC'ydim. Benim istediğim neydi bu arada? Şunu söyleyeyim ben size. EMF ulti açacaktı. O yüzden geriye doğru kaçıyordum. EMF ultisini açtıktan sonra dönüp ben saldıracaktım. Lakin exhaust yememiz, ondan sonra işte sürekli CC yememiz EMF'in ulti açmasına gerek kalmadan oto ataklarıyla bizi öldürttü. Güzel, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hallederiz, hallederiz. Berat gel şunlardan bir intikamımızı alalım ya. Şu MF'in 7 kili var, oha. Gel buradan, gel buradan, gel buradan, gel Berat. Geri dönecekler. Zannetmiyorum daha fazla ilerleyeceklerini. Buradan geri dönerler diye tahmin ediyorum. Aha. Berat önümdesin, koşuyorsun. Koş aşağı doğru, aşağı doğru, aşağı doğru. Çimlere doğru Berat. Berat çimlere doğru koş kardeşim. Berat bulacağız bunları, koş. Bak şimdi MF kardeş, sana bir sürpriz getirdim. İzle. Bir tane vurayım. Selamun aleyküm kardeşim. Berat hasarı izle. Ay, o hasar ne abi? Leona'yı o kadar vurmuyor da MF tereyağı gibi. CC'den çıktığım anda öldürdüm bu arada arkadaşlar. Orada başta böyle bir vurmuyor gibi gözükmüş olabilir ama CC vardı üzerimize. CC'den çıktığımız anda adama direkt shift-delete'i koyduk yani orada. Fize falan, Yone'ye şu an kime vurur? Hepsine vururum ya bu arada. Tank olmamaları çok güzel. Yani tank olurlarsa karar mı kasılabilir? Bu ile eğer böyle fantezi olarak denemek istiyorsanız. Ama kararmada da şu Draktar'da vurduğunu vurmuyor. Bir de kullanımınız olmuyor. Öyle handikapları var. Arkadaşlar şöyle CC'ye yaklaşıyorum oradan arkadan. Bir dakika. Berat, girdin mi Berat? Girelim Berat abi. Girdin mi oğlum? Gir 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 gir. Berat gir, Berat gir, Berat gir. Berat gir. Arkadaşlar. Berat tut onu. Hayır, 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 W gelmişti ya. Oğlum kuleyi benim tanklamamam gerekiyordu. Ben full AD'yim. Kendimi normal udayır zannediyorum arkadaşlar. Full AD olduğumu unutuyorum. Berat'ın tanklaması gerekiyordu da. Ben orada böyle hızlıdan adamı stun atayım diye şey yaptım. Güzel, 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 güzel. Bu arada adamlar kastı ya. Skor 8'e düştü aradaki fark. Kim bu kadar çok vuruyor bize? Kule bu kadar çok vuruyor. Adamların aslında kasmasıyla pek alakası da yokmuş aslında burada ölmemizin. Okey. Arkadaşlar, ebedi alasım var. Ama ebedi almam için iki tane daha kritik eşyası çıkmamız gerekiyor. Ne alabilirim diye düşünüyorum. Ya da full zırhleşmeye devam edip bokunu da çıkartabiliriz. Berat hangisi, sen seç. Full zırhleşme devam edin değil mi? Full zırhleşme devam bence abi. Değil mi? Yok edeyim abi. Tabii bu ki. Vurduğumuz yerde gül bitsin kardeşim. O zaman aksiyon akımı falan gidebiliriz. Kullanımlı bir şeyler almam lazım. Bir tane de aslında Hydra tarzında bir şey alınabilir. Aha. Çaldı lan değilsin. Hem de Q atarak çaldı biliyor musun? Q'nun ilk... Aha şunu açalım abi. Tamam, o fight'a red alalım, öyle gidelim. MF nerede abi? MF. Selamun aleyküm. Lee Sin ne haber? Lee Sin nerede? Aa, oğlum bitirdim lan seni MF. Bitirdim seni bak, yakalarsam var ya seni bitirdim. Berat buradan girdik mi içeriye? Ya yok ya. Geliriz abi. Yok. Yok, oradan girerken Fizz'in ultisini falan yeriz, kafamıza bir şeyler yesin de ölürüz. MF'in şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Aranızda eğer ki mesafe farkı çoksa hızlı koştuğu için kaçabiliyor. Ama mesafe yoksa kayıt atamıyor. Assassin oynarken kesmekten en çok keyif aldığım AD carry'lerden bir tanesi MF. Çünkü kayıt atma yeteneği yok abi. Adamı direkt yakalayıp öldürebiliyorsunuz. Ama mesafe uzunsa Azir valla al diyeceğim de kardeşim, o kadar çok vuruyor ki çar. Kayısı Koreyan mid diyor ya. Şu an karşıda olsa var ya iki tane vurmuyor mu Berat? Evet. Bak. Evet. Q1, Q2 öldü yani. O kadar hızlı ölür. Bota bakalım. Artık vurmak istiyorum ya. Ne zaman böyle arkadaşlar bir çarla zırhleşmişti, ne bileyim sette olsun, Darius da olsun biliyorsunuz. Abi insanlar çok korkak oynuyorlar. Saldırmıyorlar yani. Ben MF'i istiyorum. Biliyorsun. Oğlum burada farmın ne işi var? Burada farmın ne işi var? Ne alaka? Tövbe estağfurullah. Bir yaşıma daha girdim. Berat gel ya, şu Leona ne yapıyor oğlum? Bu bokunu çıkardı bu Leona. Bu sağlam tank olmuş ama...
Ne var oğlum onun üzerinde? O adama niye bize hasar atamıyoruz ya, ne alaka? Seril de falan mı alayım illa? Öyle bir şey mi istiyorsun? Berat, tankladığın anda herkese kaldırırız yani, saldırırız. Abi dalacağız, dalıyorum. İstediğine, istediğine diyorum bak. Oo çok kaçtılar. Tamam, geri. Geri. Oğlum ota atam 470 vuruyor, ben adama ayı saldırısıyla bile yarı can atıyorum ya. Bir Q atmak istiyorum, bu kadar zor olmamalı ya. Oğlum gelin ya. Güzel kardeşim bir gelin ya, bir gel. Oha! 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 Evet! Eğer şu an videoda olmasaydım arkadaşlar, böyle kaçan adamları ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum baronu alıyorum, gelip oyunu bitiriyorum. Ama ben o hasarı görmek ve o hasarı size göstermek istediğim için adam kovalıyorum yani. Anladınız değil mi demek istediğimi? Gidip baronu alıp şu an oyunu bitirebilirim ama hasarı göstermek istiyorum size. Berat gel baronu alalım. Gel. Gel abi. Gel madem bu kardeşlerimiz kulenin altında oynamak istiyorlar. Bakalım baron hızımız nasıl bu arada. Kritiğimiz yok bu arada arkadaşlar. Baron bana vuruyor ve benim barona vurduğum hasar düşüyor şu anda. Deyince sen tanklayabilir misin acaba ya? Tamam, sana agroyu sana geçirirsek hasarım artacak çünkü. Güzel. Bakın cambarına bakın nasıl açılıyor bakın. Eriyor bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Tereyağı gibi erimekten kastım bu. Gayet güzel bu arada. Bunlar kaçarlarsa tek tek kulelerinden olacaklar. Artık adam kovalamak istemiyorum. Çünkü koca götlü bir karakter oynuyorum. Hah, böyle birileri saldırsın ya rakip takımdan. Hayatımda gördüğüm en korkak rakip takım oğlum bu. Berat gel buraya. Berat gel. Berat. Dokunmak istiyorum bak. Şu anda Miss Fortune'a çalan şarkını biliyor musun kafamda? Dokunmak istiyorum yine senin tenini. Bak o şarkı çalıyor şu an. Berat bekle. Bekle kardeşim. Bekle. Gelecekler ya. Geliyor. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Burada ward var bu arada. Tamam gidelim abi. Drake'e gidelim. Arkadaşlar geçen videoda söylediğim bu arada o gizli milyarderi birçok kişi izliyormuş. Yorumları okudum. Ve birçok kişi de benim gibi sadece YouTube'da yayınlandığını zannediyormuş. Orada demişler hemen gidelim izleyelim. Ben de öyle zannediyordum. Ramo keşfetti valla. Ramo dedi bana abi dedi sitesinde dedi var dedi. Ben de gittim direkt hemen soluksuz bir şekilde izledim. İzlemediyseniz izleyin bu arada. Gerçekten güzel seri yani. En azından hayata dair güzel şeyler katıyor. Ben de öyle şeyler bulduğum zaman paylaşmayı seviyorum biliyorsunuz. İzleyin. Bir de size bir film tavsiyesini de vereyim. Film korku filmi değil. İnternetten aratırsanız eğer korku filmi olarak çıkıyor. Kesinlikle filmde böyle korku, öcülü, böcülü, carp curt o tarz bir şey asla yok abi. Filmin adı The Visit. Yani ziyaretçi ya da ziyaret artık Türkçesi bilmiyorum. Sonunda öyle bir ters köşe yapıyor ki ulan diyorsun be, hani böyle film olamaz. Ben izledim, efsane bir ters köşeydi yani sonu. Mutlaka tavsiye ederim. Berat. Abi neden hepiniz hoplayıp zıplıyorsunuz ya? Neden ya? Berat o MF'i liyimi birilerini tut be oğlum. Tamam Berat tutamayacaksın geri gel. Açalım abi. Madem böyle oynuyorlar açalım bitirelim. Tapa gidiyorum arkadaşlar, bitireceğim ya. Vallahi bitireceğim. Filmi kesin tavsiye ederim yani. Korku değil ama şiddetli gerilim. Böyle hatta o kadar fazla gerilim ki izlerken böyle ben birkaç yerde dizlerimi dövdüm. O kadar sinir oldum. Ama tatlı böyle bir film gecesi falan yapmak istiyorsanız işte arkadaşlarınız da olur, kız arkadaşınız da olur, aileniz de olur, hiç fark etmez. The Visit'i mutlaka izleyin abi. İzledikten sonra gelip şu yorumu atacaksınız. Elijah harbiden dediğin gibi film öyle bir ters köşe yaptı ki bayağı iyiydi falan diye söyleyeceksiniz yani, bundan eminim. Ne oldu beyler? 2 saattir bekliyorsunuz kulenin altında ölmeyeceğiz diye. Oyun bitti abi, daha mı iyi oldu? MF gel oğlum yakalalım lan seni. Yat bakayım. Yat bakayım MF. Lee Sin gel. Gel. Sen de gel. Öldü mü? Uf Berat, kanamayı görüyor musun? Kanamayı görüyor musun kanamayı? Evet. Kanamayı görüyor musun oğlum? Bir daha hasar tablosuna gördüm bakalım. Abi. Hasar tablosunda da 22k vurabilmişiz. Çünkü o kadar çok kaçıyorlardı ki zaten söylememe gerek yok. Biliyorsunuz Udyr rework yemeden önce zırhteşme versiyonunu oynadım. Full AP versiyonunu da oynayacağım. Filmin adını da bu arada tekrardan söyleyeyim. Eğer izlemek isterseniz The Visit, dediğim gibi gerilim. Korku filmi kategorisinde geçiyor ama korku filmi değil yani. Öyle öcülü böcülü cart curt falan, böyle doğaüstü falan şeyler yok filmde. Daha fazla da spoiler vermeyeyim. Benden size güzel bir film tavsiyesi olsun. Eğer beğenirseniz, bu tarz şeyler isterseniz ara ara videolarda film tavsiyeleri de veririm. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer eğlendiyseniz, keyifli vakit geçirdiyseniz like atarsanız ne mutlu bana diyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.